eskiden böyle Anadolu sinemalarında özellikle zille ya da gongla başlardı. Biz de onunla başlayalım. 10 ee, on dakika aralarda da. Niye 10 dakika ara var? Bak dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde 10 dakika ara yok. Türkiye'mizdeki sinemalarda var. Niye? Onu biliyor musun Muhammed Mürvet? Tamam bu sezon finalinde cevaplayalım bunu. Merak uyandırsın. Bugünkü konumuz çünkü başka yönetmenlerden sinemamızın duayen yönetmenlerinden başlayacağız. Ama ben yönetmenlikle ilgili bir anımı anlatmak istiyorum önce. Bu Manara Filozofu filminde işte 10 yaşında Nevzat isimli bir çocuğumuz da oynadı. Orada Çökertme Köyü'nde yaşayan bir evladımız diyelim. Geldi bu işte bir gün çekime katıldı. İkinci gün geldi yanıma otur dedim Nevzatçım dedim. Oturdu. Büyüyünce ne olacaksın dedim. Dedi ki abi vallahi dedi dün dedi sete gelene kadar dedi. Oyuncu olmayı düşünüyordum ama dedi dün dedi senin yönetmenliğini gördüm dedi yönetmen olmaya karar verdim dedi. Ben de böyle bir gururlandım, bir kibirlendim. Dedim ki ya ne kadar büyük bir yönetmenim. Daha ilk filmimde çocuğu etkilemişim. Dedim neysinden etkilendin yönetmenliğimi ne zahçım dedim. Dedi ki abi vallahi dedi dün geldim baktım dedi. Herkes çalışıyor dedi. Sen oturuyorsun dedi. <gülüyor> 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 Çocuğu yani sanatımla değil oturuşumla etkilemişim artık nasıl bir oturuş varsa ama yönetmenlikte de e, oturuş ve duruş hakikaten de önemli. Birazdan belki Lütfü Akat'ın yönetmenlik hikayesini anlatırken ona da bir az sonra diyelim. Şimdi biraz daha ciddi e, konuşmak gerekirse e, yani sinemamızı kabaca biliyorsun Muhammed programında yönetmeni olarak sen de yönetmensin. İkiye ayrılıyor bizim sinemamız. Bir sinemacılar dönemi, bir değil ters söyledim. Bir tiyatrocular dönemi, iki sinemacılar dönemi. Arada tabii ilk dönem, geçiş dönemi falan diye de ara dönemler var ama asıl olarak temel olarak ikiye ayrılıyor. Tiyatrocular dönemi, sinemacılar dönemi. Tiyatrocular dönemi işte Muhsin Ertuğrul'un sembol olduğu, onunla başlayan dönem. Sinemacılar dönemi dediği de Lütfü Akat'la başlayan bir dönem. Şey çok enteresandır. Yani tiyatrocular dönemi derken hani hafif de böyle bir küçümseme de var sinema adına. Diyor ki yani bunlar tiyatrocu. Hakikaten de öyle olmuş sinemamızın başlangıcında. İşte tiyatromuzun, şehir tiyatrolarının kurucusu sayabileceğimiz Muhsin Ertuğrul aynı zamanda da sinemamızın kurucularından birisi olmuş. Ama enteresandır ki mesela tiyatrocular diye nasıl diyeyim ötekileştirilen aslında mesela Muhsin Ertuğrul sinema okumuş. Sinemayı okulunda okumuş o dönemde, o yıllarda. Ama sinemacılar kuşağı dediğimiz ustalarımız aslında hiçbiri sinema okumamış. Böyle enteresanlıklar var. Mesela bizim mesela ilk filmimizi çeken de, o ilk dönem deniyor, tiyatrocular döneminden de önce. İlk filmimizi çeken kim biliyor musun Muhammed? Burada da hep seni deşifre ediyormuşum gibi oluyor da ben hani. ilk filmimizi çekense ne sinemacı ne tiyatrocu bir gazeteci. Hürriyet Gazetesi'nin kurucusu Sedat Simavi ilk e, konulu filmimizin tabii ki yönetmeni Sedat Simavi. Pençe filmi en tersen bu da. Gelelim hani ilk filmimizi çeken gazeteci. İlk filmlerimizi işte 1950'ye kadar işte çekenler tiyatrocular. Tiyatrocular dönemi deniyor. Sinemacılar işte e, Lütfü Akat'la başlatılıyor. Lütfü Akat'ın sinemaya başlaması da çok enteresan. abisi bir sinema e, şirketinde çalışıyor. Lütfü Akat da mesleği ne olabilir? Tamam Muhammed'e sormayalım <laughs> artık. Ayıp oluyor. Bircan, bir can. Ali e, can. Sence Lütfü Akat'ın asıl mesleği ne olabilir? O da gazeteci olabilir. O da gazeteci. Burak. Tiyatrocu. Mürvet. Neyin sorumlusu? sorumlusu Bak şimdi bunu attın mı Mürvet biliyor muydun? <laughs> muhasebeci. muhasebeci Mürvet biliyor muydun attın tuttun <laughs> sağ başka <laughs> şey şir... sorum olacak sana <laughs> korona ne zaman bitecek? <gülüyor> <gülüyor> <Biliyor> <gülüyor> <gülüyor> evet ee, ha, Google'dan ha biliyordun tamam evet muhasebeci olarak giriyor A abisi şirkette çalışıyor onda muhasebeci olarak giriyor o dünyayı görünce hoşuna gidiyor, ilgilenmeye başlıyor. E, sinema yazıları da yazmaya başlıyor. E, seviliyor da yani işte biraz teorisine de kafa yoruyor şeyleri. Sonra bir taraftan şirkette muhasebecilik yapıyor. Bir taraftan sinema yazıları yazarken bir tam sete e, çıkacak bir film için yönetmen bırakıyor gidi isim vermeyelim dedikodu yapıyormuş gibi olmasın. <laughs> i̇şte ne sebepleyse gidiyor. Şirketin patronu şirketin muhasebecisi olan lütfakatı çağırıyor. Diyor ki gel bakalım diyor. Buyur patron. Yarınki filmi sen yöneteceksin. Şaşırıyor ya nasıl olur diyor ya. Ben hiç diyor yönetmenlik yapmadım. Tamam sinema yazıları yazıyoruz ama yönetmenlik yapamam diyor. Patron diyor ki motor diyebilir misin? Biliyorsun komut. <laughs> <laughs> komut çekime başlama komutu motor o zamanla. Diyor ki diyebilirim. Ha diyor o zaman diyor yönetmenlik yaparsın diyor. Ama diyor bak öyle bir motor diyeceksin ki diyor setteki herkes her şeyi bildiğini sanacak. Anladın mı? Bak yönetmenlik tiyosu. Abi e, öyle bizim Nevzat da işte bakıyor bir oturuş eğer yani, mi yönetmenin duruşu oturuşu motor değişi önemli. Gerisi kolay Muhammed'den biliyorsunuz Muhammed de öyle. Öyle lütfakat sinemaya başlaması böyle. Yine sinemacılar kuşağı dediğimiz yine Metin da hani dediğim gibi o da sinema yazarlığından gelme. Biz de işte böyle bir hafif terslik var. Tiyatrocu dedikleri sinemacımız aslında Muhsin Ertuğrul sinema okumuş. Sinemacılar kuşağını başlatan ustalarımız sinemayı okulunda okumamış. Tabii ki bir eğitim süreci, bir kendini yetiştirme süreci var. Ee, sonra yine doğayen e, yönetmenlerimiz diye e, düşündüğümüzde e, sinemacılar kuşağını başlatanlar bunlar. Tabii Atıf filmazlar var. Bir de e, şöyle bir şey var. Zaman zaman dönem bazı sinema akımları var. Mesela u ulusal e, sinema akımı e, diye bir şey var. Bir de şurada yönetmenlerle ilgili bir şey daha söylemem lazım. Bizde mesela sadece bizde değil mesela. Avrupa'da da mesela Fransız yeni dalgacılar denen aşağı yukarıda aynı döneme hatta bizimkiler bir tık önce olabilir denk geliyor. Orada da mesela yeni dalga akımını başlatan yine bir sinema dergisi yazarları. işin teorisine hakim. Orada da mesela oraya da atlayalım Bugün bizim e, yönetmenlerimizden bahsedeceğiz ama. Şimdi mesela jump cut denen bu sıçramalı kurgu e, tekniği var biliyorsunuz. E, onu da bugünkü youtuberlar çok kullanıyorlar. Galiba biz de şey yapacağız. Sen Muhammed kurguda bir tane jump cut örneği gösterirsin arkadaş. Yani sıçramalı kurgu. Bu nereden çıkmış? Bu yine Fransız yeni e, dalgacılar. İşte e, Godard'a teori sağlam ama pratikte dersen sallanmakta. Masar Fuat Özkan'ın meşhur rap şarkısı gibi. E, sete çıkıyor. Bağlantı planları çekmeyi akıl edemiyor. Biraz da doğaçlama çekiyor ilk filmi. Bizdeki adı Serseri Aşıklar. E, Nefes nefese galiba Fransızcası da e, o anlama geliyor Bizde niyeyse serseri aşıklar Diye çevirmişler Orada biraz da teknik bilgisizliğinden Ama bir cesaretinden e, Dolayı Buna karar vermiş hangi cesaret Redil olmayı göze almış Böylece de bir kurgu çeşidi icat etmiş Daha bugüne kadar gelen Ve youtuberların en çok sevdiği Kurgu çeşidi Her neyse dediğim gibi işte e, Tıpkı işte bizdeki gibi ve Fransız yeni dalgacılar gibi bizim de sinemacılar kuşağı aslında sinema yazarlarıyla başlamış. Daha sonra işte aslında biraz 60'ların sonunda 70'lerin başında başlayan ulusal sinema tartışmaları var. Ulusal sinema akımını destekleyen yönetmenlerimiz var. Yine baktığımızda e, Metin Erksan'ı, Halit Refik'i, Atıf Yılmaz'ı bunların içinde görüyoruz ama şimdi bunun karşısında e, şey, milli e, sinema diye bir başka akım var. Aynı e, hani eş anlamlı isim gibi geliyor ama milli sinemadan kastedilen aslında onun da e, öncülüğünü yücel çakmaklı e, yapıyor. E, dini hassasiyetleri yüksek olan e, filmler diyelim. Onun dışında ama mesela karşısında yönetmenler ya da sinemacılar e, var mı? Aslına baktığımızda karşısında yönetmenler yok. Kime karşı bu tartışmalara baktığında sinema tek kuruluyor. Bir nevi sinema derneği Fransa'dan gelmiş. Onları, e, onların aslında hiçbiri yönetmen değil. Onlar da sinema yazarı. E, Onat Kutlar e, başını çekiyor. O da çok saygı değer bir usta. Yönetmen değil ama daha sonra senaryoları var. Onlara karşıymış gibi görülüyor. Ama sinematikçiler de uluslararası sinemacılara karşı değil cevapları hep savunur düzeyde. Biz batıcı değiliz düzeyinde. Daha sonra Onat Kutlar senaryo yazdığında da zaten onların da batıcı olmadığını görüyoruz. Şey yine enteresan yani asıl teorisi milli sinemacı, şey ulusal sinemacıların Kemal Tahir. O da bir yönetmen değil aslında sinemacı değil. Tabii ki ünlü bir edebiyatçımız, bir romancımız, fikir adamı ama Milli Sinemanın teorisini belirleyen e, asıl isim Kemal Tahir. Ve yine dediğim gibi karşısındaki sinematikçiler de aslında sinemacı değil. Ama işte Kemal Tahir arkasında e, şey çevresinde e, bir takım yönetmenleri belirlemiş. İşte başta Halit Defii onun evinde yapılan e, tartışmaları, e, denemelerini yapıyorlar. Mesela beni çok etkileyen bir şey vardır orada. E, Atıf Yılmaz da o, o sinemacılar içinde bir, bir dönem yer almış. Mesela e, baktığımızda gişe sineması yapıyor gibi görürüz hani Atıf Yılmaz'ı. Ama mesela bir e, örneği çok ilgimi çekmişti. Yedi Kocalı Hürümüz. Diyor ki şimdi orada gişe filmi. Baktığında bizim tiyatromuzdan e, gelen bir ilk vodvillerimizden biri denebilir. Böyle bir şey. Ya orada diyor. Şunu denedim diyor. Bizim diyor görsel sanatımız ne diyor bu toprakların? Minyatür. Minyatür dediğin nedir diyor? Üçüncü boyut yoktur diyor. İki boyutludur. Bunun da tabii ki sosyal kültürel sebepleri var. Ama doğrudur. Evet. Minyatür yasak, günah değildir. Üçüncü boyutu yok diye. Ee, diyor ki iki boyutlu. O zaman diyor sinemada diyor iki boyutlu görsellik elde edebilirsek diyor bu bizim sinemamızdır. Uluslar sinemamızdır diyor. Bunu yapmak için de alan derinliğini kullanmıyor. Yani alan derinliği dediğimiz nedir? İşte objenin gerisindeki şeyin de net olması. Ve böylece de hakikaten bir üçüncü boyut katıyor. O da diyor ki bunu yok edersek, kullanmazsak diyor, bize özgü bir sinema elde ederiz diyor. Bunu işte yedi kocalı hürmüz gibi bir komedi filminde deniyor. Baktığınızda ona göre objektif kullanıyor ona göre ışıklandırma yapıyor çok ilgimi çekti gişe sineması ya bugün festival sineması yapıyorum art house sinema yapıyorum sanat sineması yapıyorum diyen isimlerin bile denemediği şeyler bu çok ilgimi çekmiştir Atıf Yılmazları andık tabii ki şimdi onların karşısında zaman zaman şeyler var işte Yılmaz Gün, Metin Ersen'i andık Yılmaz Günü'yi anmamız gerekebilir İlk işte Kanda büyük ödülü alan sinemacımız diye. Onlar da kendilerini devrimci sinemacılar diye adlandırılıyordu. Ama işte bir Yılmaz Güney'i yönetmen olarak sayabiliyoruz. Sinan Çetin bugün ilginç gelebilir. Orada bir günün hikayesi diye ya da iki günün hikayesi diye. Yine o akıma dahil olarak bir film çekmişti. Yavuz Özkan Maden filmini çekmişti. Böyle bugün de tabii ki yani ödül almak kıstas mıdır bilmiyorum ama şeyi de analım bir dakika anıyorum. Bizim aslında burada bir e, yani yaygın yanlışı da düzelteyim. Bizim ilk ödül alan filmimiz hangisi diye sorunca yurt dışında hemen herkesin aklına ne gelir Mürvet? Google'a bakmadan söyle. Ne gelir? Susuz Yaz gelir. Lütfa kadın değil Metin Erksan'ın ama şöyle bir yanlış bilgi var. Susuz Yaz ilk büyük, yurt dışında ilk büyük ödül alan e, filmimiz ve yönetmenimiz yurt dışında ilk ödül alan filmimiz Leblebici Horhora yönetmeni Musin Ertuğrul yine tiyatrocu diye <laughs> küçümsenen e, şeyimiz Leblebici Horhora ile ilk Venedik Film Festivali'nde jüri özel ödülü almışlar. Ya birinci ya ikinci birinci dedim ya daha yani ya ilk ya ikinci ama fark etmez bizde hemen yani ilk e, yurt dışı ödülümüz diye kayıtlara geçmiş Leblebici hor ee, Öyle. Şimdi tabii ki 10 dakika yetmedi ne kadar büyük yönetmenliğimiz var. Bugünün yönetmenlerine de başka zaman değiniriz. Bugünün yönetmenlerine de şunu söyleyebilirim. Çoğu okullu ama ustasız yönetmenler. yani Zaten işte en çok ödül almak <laughs> en usta olmayı getiriyor mu bilmiyoruz ama Nuri Bilge Ceylan yurt dışında en çok Ödül alan yönetmenimiz kendisini ustasız yönetmen olarak tanımlıyor. Yine diyelim ki o çizginin dışında işte Sundance'de alan Tolga Karaçelik sanıyorum o da ustasız. Ustalı ya da bu bizim eski sinemamızdan işte sinemacılar döneminden neredeyse silsileyi sürdüren tek bir günümüz yönetmeni var. Zeki Demirkubuz aslında ee, şöyle Atıf Yılmaz'ın asistanı Yılmaz Güney, Yılmaz Güney'in asistanı Zeki Ökten, Zeki Ökten'in asistanı Zeki Demirkubuz, Ta o çizgiden bu usta çırak e, silsilesini ve bizim sinemamızın geleneklerini ve genlerini taşıyan günümüzde tek sinemacı Zeki Demirkubuz diyebiliriz. O da günümüz yönetmenleri de artık başka bir e, bölümde konuşuruz. E, sinema ve sanat dolu günler diliyorum. Ville'de de bitiriyoruz.